String metotlarını öğrendik. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? String metotlarını daha iyi anlamamız için uygulama yapmamız gerekiyor. Bu videoda bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen vakit kaybetmeden şuraya bir on deyip String metotları uygulama klasörümü açacağım. Artık buraya girmeyi öğrendiniz zaten. İşte bu klasörden girip çıkmayı falan c deyip iki nokta dediğimizde şu an bir önceki derste bulunduğumuz klasörden çıkıyor değer. Şu ana dizin değilseniz zaten ne yapacaksınız? CD deyip şöyle rename deyip ismini alacağız. Gelip buraya diyeceğiz artık bunun içerisindeyiz. Güzel. Şunu şöyle açalım. İçerisine index açıyorduk. index.js. Güzel. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Burada bir console.log yazdıracağım. Her zamanki gibi hello diyeceğim ve sonrasında da bunu yazdıracağım. Node index. Evet ya da index.js çalışıyor güzel. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bizim bunun içerisine şöyle sileceğiz ve yazmamız gereken bazı şeyler var. Biz bu videoda ne yapacağız? Bir URL ve bir youtube string içerisinde string metotlarını kullanarak iyice anlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane değişken açacağız. Bu değişkenimizin ismi let url diyeceğiz ve yakında açacağımız https 2. çift slash www.bilgisayargenetiği.com Evet. Açacağımız site bu. Sonra geleceğiz. Bir de let youtube YouTube kanalımızın ismini yazacağız. Bilgisayar genetiği. Güzel. Şimdi bu ikisini yazdıktan sonra aşağı ineceğim. Bir de ne yapıyordum? Ben değişkenleri birbirine atarken bir result değişkeni açıyorduk. Önceki derste olduğu gibi tüm değişikliklerimizi bu result'ın içerisinde değiştiriyorduk ki bunları değiştirmemek için. Bunlar hep böyle kalması lazım çünkü. O yüzden let result yani sonuç değişkenimi de şöyle açıyoruz. Şimdi led ile neden açtığımı biliyorsunuz zaten. Led değiştirebiliyordum. Const'u mesela gelip const desem. Şu YouTube'u hadi sonuna iki iyili bir şekilde değiştirmek istedim. Tamam mı? YouTube deyip YouTube pardon şöyle yapıp değiştirdiğimde ne oldu? Bak hata verdi bana. İşte bunu istemiyorum. Bunu led dersem kaydedersem tüm sorunum düzelecek. Evet görüldüğü gibi not index'e bir şey yazdırmadığımız için olmayacak. Neyse. Zaten buraları biliyorsunuz. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Geleceğim bir tane yorum satır açacağım. Şöyle yapmam lazım. Çift slash. Buraya diyeceğim ki öncelikle 2 değişkenimde de karakter sayısını bulmak istiyorum. Bunu string metotlarıyla yapmam gerekiyor. Karakter sayısı bulma diyeyim. Da bul diyeyim şöyle. Tamam. Şimdi result'ın içerisine atacağız. Çünkü result'ı ne yapacağız? Gelip şurada console.log'a yazdıracağız sürekli. Log'da result'ı göreceğiz. Result ne olacak şimdi? Bizim düz URL'imiz olacak. Tamam mı? Şu an kaydedelim. Bakalım çalışıyor mu? Evet şu anda çalışıyor. Sonrasında bu URL'in içerisinde kaç karakter olur? Nasıl bulurum? Length özelliğiyle değil mi? Önceki derste gördük. Şöyle tekrardan yaptığımda bakın 32 karakter almış burada toplamda. Sonra yine aynısını YouTube için yapmam gerekiyor. YouTube eşittir. Pardon result eşittir. YouTube'u değiştirmeyeceğim çünkü. YouTube'un içerisindeki sürekli bilgisayar genetiği yazısına ihtiyacım var çünkü. YouTube nokta ne diyeceğiz burada da length diyeceğiz. Tamam. Not index dediğimizde ne oldu? 19 karakter oldu ama şurada bakın bir tane karakter boşluğumuz olduğunu görüyoruz değil mi? O zaman bunu ne yapacağım? Ben bunu istemiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela result. Önce bir logda göstereyim size. YouTube arasındaki şu şeyi silmek istiyorum tamam mı? Bunu neyle silebiliriz? Bunu replace ile silebiliriz aslında. Replace deyip Şuradaki boşlukları şöyle bir şey yap dersek. Bakın ne oldu? Şu boşluğu aldı. Düz yap dediğimde şunu almış oldum. Artık ben YouTube bunun içerisinde aratabilirim aslında. O yüzden result deyip tamam mı? Sonrasında şuna gelip result sonucunu yazdırmam gerekiyor. Ve buna da diyeceğim ki YouTube nokta tekrardan replace deyip boşlukları ne yap? Bitiştir ve bunun lenghti şeklinde yaparsam istediğim sonucu alacağım. Büyük ihtimalle evet 18'e gördüğü gibi bir karakteri düşürmüş olduk. Bu şekilde şimdi aşağı geleceğiz. Başka bir e, metot kullanmak istiyorum. Mesela diyorum ki ben. Hmm, ne olsun? onların şöyle geçeyim hatta yazayım şuraya bir yazayım. Şuraya da geleceğim 2 yazacağım. Şöyle. Heh. Kaç kelimeden olduğunu bulmak istiyorum mesela şunun. Değil mi? 2 olduğunu biliyorum ama daha uzun olduğunu düşünürsek kaç karakter olduğunu öğrenmek istiyorum. O yüzden youtube ismi hatta youtube değişkeni diyeyim kaç karakterden oluşuyor? Güzel. Sonra yine result'a diyeceğim ki geleceğiz ve burada YouTube alacağız. Şimdi bunun karakterini nasıl bulabilirim? Bizim split operatör şey metodumuz vardı. Bunu ne yapıyordu? Array'e çeviriyordu değil mi? YouTube nokta split diyecektik bu şekilde. Şimdi result'a ayırdığımız sonucu göreceksiniz. Bakın 1 ve 2 yani bu şekilde boşluktan sonra biz dedik split'e şöyle boşluktan sonra ne varsa onu array'e ya, ya aldı. Yani sonraki kelimesini, öncekisini aldı. Bakın burası 1, burası 2. Boşluk var arada. İkisini aldı. Peki ben bunun uzunluğunu şöyle length ile array'leri ilerleyen derse de göreceğiz. Length ile alırsam bana kaç kelimeden olur? iki tanesini şu anda bakın bana gösterdi. Önce ne yaptık? Array'e çevirdik. Sonrası içerisini aldık. Güzel. Bunu da bu şekilde yaptık. Zaten şuna baktığımızda öyle bir şey olmadığını görüyoruz. Belki buna da ne yapabiliriz? Result deyip noktadan itibaren alabiliriz. Belki de bunu şu URL diyeceğiz ki URL nokta split diyeceğiz. Noktadan itibaren almasını isteyeceğiz. Şunu yazdıralım. Bakın noktadan itibaren aldım. Baktığımda bir 2. Bir de şurada da nokta var. Onu da aldı. Görüldüğü gibi 3 tane noktayı aldı. Ve bunu length ile yazdırırsam sonucum ne görülecek? Bakın 3 tane kelime olduğunu göreceğiz. Güzel. Peki ben buna başka ne yapabilirim? Aşağı inelim. 3 diyelim. Mesela burada bir kelimeyle başlayıp başlamadığını bulabilirim veya bitip bitmediğini bulabilirim. Bunun için zaten gelelim. Hadi hatırlayamadığımızı düşünelim. Ne diyeceğiz? JavaScript string methods dediğimizdeki bir önceki derse buradaki adrese göndermiştik. En aşağı iniyorduk. Şuraya tıkladığımızda burada zaten açıklamaları yazıyor. Aşağı doğru inelim. Mesela bak start var. Diyor ki bir kelimenin başlayıp başlamadığını kontrol eder. Tamam. Şunu şöyle yazalım. Şu result'ı ne yapacağız? Aşağı alacağız. Ve diyeceğiz ki burada kanal adı bilgisayar ile başlıyor mu? Ya da kanal adı başlangıç kontrol diyelim. Başlangıç kontrol. Aynen öyle. Şimdi buraya diyeceğiz ki result. Mesela YouTube'un içerisinde buradaki yazdığı gibi start suite'i alacağım. Ve diyeceğim ki bilgisayar ile başlayıp başlıyor mu? Başlamıyor mu bu? Bunu bir kontrol edeceğim. Bana ne dönecekmiş result'a bakalım. Zaten result'a eşit dediğimiz için. bakın true dönüyormuş. Ha. Peki ben iki tane de ekledim. Bak false dönüyor. Çünkü neden böyle başlamıyor. İki reisiyle mesela bilgisayar ile başlıyor mu? Evet bakın true Çünkü neden? Bilgisayar ile başlıyor. Yani başlangıca kadar alıyor. R varsa R'yi de alıyor. Bir R olmadığı için false dönüyor. E peki ben bunu nasıl kullanabilirim? Dedim ki if if ve else olaylarını görmüştük zaten. Eğer true içerisine girecekti. Ne diyecektik? İşte eğer true ise yapılacaklar diyelim şöyle mesela bakalım. İstediğim sonuç bakın yapılacaklar şeklinde döndü. Hatta gelelim başına bir R ekleyelim. Bak false döndü. False'a ne yapacağız? Hmm. False döndü diyelim. Evet false döndüğü için bir şey yapmayacağız. Eğer istedi, hani false döndüğünde ne yapmak istiyorsak onu yapacağız. Eğer Tur'u dönürse ne yapmak istiyorsak onu yapacağız. Bunu da hallettik. Tabi şunu da deneyebiliriz. Mesela güvenli mi? HTTPS ile başlıyor mu gibisinden. Hatta gelelim. Result eşittir URL değil mi? Start with HTTPS ile başlıyor mu? Result'umuz. Evet true. Çünkü result eşitledik. Artık result buradan gelen değer oldu. Bunu da if else bloğu içerisinde yazabiliriz. Bu da güzel. Sonra dördüncüye geçelim. Dördüncü de ne yapacağız? Mesela kelime var mı yok mu ona göre de işlem yapabiliriz. Diyelim ki kelime kontrolü diyelim. Heh, bunun içerisine mesela bir loglayalım öncelikle. Hatta aşağıda logumuz vardı ya da onu hiç değiştirmeyelim. Şuraya bir tane log açalım ve diyelim ki YouTube'un içerisinde tam bir genetiği kelimesi var mı? Şu kelimeyi aratmak istiyorum. Ben bunu index of ile şu şekilde yapabiliyorum. bakıyor bak, bakmak istiyorum. Şu an logo direkt yazdıracak ne döndüğüne. Evet şu an 1-1 döndü. Değil mi? Genetik indeks e, numarasını aldı şu anda aslında. Mesela gelip şöyle başına bir eklesek. Bakın eksi 1 dönüyor. Tamam Eğer varsa demek ki ne oluyormuş? Eksi 1 dönüyormuş. Ben bunu anladım. O zaman diyeceğim ki eksi 1'den büyükse işlem yaptırabilirim. Şunu şöyle alayım. Artık şuna işim yok. If diyeceğim. Sonra bunu büyükse eksi birden ki yani içerisinde olduğunu ben anlıyorum. Ne diyeceğim? Çalıştı diyeceğim. Yani varsa bir şey çalıştırmak istiyorum. Yoksa çalıştır çalışmadı diyelim. Evet şu anda node index yaptığımda çalıştı dedi. Sonra şunun başına bunu ekledim. Node index dedim. Çalışmadı dedi. Görüldüğü gibi. Olayımız bu şekilde kelime kontrolünde bu şekilde yaptık. Neyle index of ile yaptık. Tabi index ofta başka başka özellikleri de var tabii ki arkadaşlar. Bunları ilerleyen zamanlarda yine değineceğiz farklı farklı uygulamalarda. Şimdi en son şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Şu URL ile YouTube'u birleştirmek istiyorum. Aynı mesela şurada olduğu gibi. Mesela burada ne yapmış? Alt tire böyle bir şekilde yapmış veya bunu Udemy'de de görebiliriz. Şöyle gelildiği zaman bakın işte Udemy.com kurs işte kurs ismini değil mi? Kurs ismini ne yapıyor? Aralara tire ekleyerek bu şekilde yazıyor. Bunu da biz ne yapalım? Slug olarak geçiyor. Bu sluğu yazalım. Şöyle diyelim. 5 5 miydi? Yukarısı 5 miydi? Biz 5 yazdık ama 3, 4 bu. Şurası da 5 tamam. URL ve YouTube değişken birleştir. Şimdi YouTube'u ne yapmam gerekiyor benim? Öncelikle şöyle slug olarak yazmam için şöyle baktığımda hepsi küçük harfle başlıyor değil mi? Okey. Benim YouTube değişkenimde ne yazıyordu? Bilgisayar genetiği yazıyordu. Geleceğim. Diyeceğim ki YouTube değişkenimi artık yeni bir değişkene sokacağım. Bu değişkenimin ismi yine YouTube üzerinden yapacağım bunu. Öncelikle bunun hepsini küçük bir e, karakterlere çevirmem lazım. Başlangıcı değil mi? To lower case ile. Şimdi YouTube ben geleceğim. Buraya yazdıracağım. Evet, baktığımda ne oldu? Hepsinin küçük harfe çevrildiğini görüyorum. Güzel. Sonrasında ne yapabilirim bunun içerisinde? Replace ile aralarına deme şu arasına bir tane çizgi eklemem gerekiyor. Onu yapabiliriz. Replace ile gel diyeceğiz. Sen bir boşluk gördün mü? Bunun arasına bir tire ekle. Şimdi bakalım YouTube'umuz nasıl olmuş. Et görüldüğü gibi altına bu şekilde çizgiyi çektik. Sonra yine URL'e girmem lazım. URL'e de baktığımda şöyle bir slash olması lazım değil mi? Bakın bu slash. Bu slash'ı nasıl ekleyebiliriz? Şöyle baktığımız zaman bunu da yine URL içerisinde yapmamız gerekiyor tabi. Basit düşünecek olursak geliriz. Şunun com'un sonuna slash eklemem lazım. Şöyle yapabilirim. URL eşittir URL'in içerisine yine replace ile diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Com artık com'u değiştir. Com'u sonuna bir de com'u bul. Bir de sonuna slash ekle. Bu şekilde. Şimdi URL'i yazdırmak istiyorum. <laughs> Bir saniye bu neden böyle oldu? Kaydetmezsem böyle olur tabi. Şöyle eklediğimde Heh, bakalım. Gördüğü gibi arkadaşlar ne oldu? Şunu da şöyle görüyoruz. Sonra slash ekledik. Tamam. Ben bunları birleştireceğim. Bunları yeni bir URL'de birleştirebilirim veya bu URL'in içerisine atabilirim ama ben yeni bir URL'de birleştirmek istiyorum. Konst diyeceğim, new URL eşittir. Burada da yine e, ne diyebiliriz? Replace ile diyebiliriz. Mesela URL'in sonuna bunları ekleyebiliriz. URL'e diyeceğiz ki, URL sen artık URL artı neysin? YouTube'sun şöyle bir format document ile de kodları güzelleştirelim. Sonra new URL'e geleceğiz ve buraya yazdıracağız. Evet artık ne oldu? URL'imiz şu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın bilgisayargenetiği.com slash bilgisayar genetiği. Güzel. Bunları ayırdık. Bu şekilde parçaladık. Şöyle de yapabiliriz aslında. New URL'e gelip bir önceki derste öğrendiğimiz JavaScript'i bir string içerisinde yazmayı da görelim. Mesela bu bu şekilde yapıyorduk. Bu yeni YouTube'du. Tabii başında ne olacak? URL olacak. Şöyle bilgisayargenetiği.com. Onu da gelip yine şöyle yazmam gerekiyor. URL şeklinde. Tabi arasında boşluk bırakırsak büyük ihtimal boşluk olacak. Tabii ki bak hata verdi. Neden? Çünkü bunu const yaptık. Let yazmam gerekiyor. Değiştirebilen bir değişken olması için ve not index ile bakın şurada boşluk oldu. Bunu şöyle silebiliriz. Hatta böyle yazdığımız zaman şuna da ihtiyacımız yok. Şu sonuna şunu ekledik ya. Ne yapabiliriz? Zaten string içerisinde bize bir kolaylık sağlıyor. Arasına bunu ekleyip şu şekilde yazdırabiliriz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Arasına da ekledik. Ve genel olarak ufak bir uygulama yaptık. Bu string metodları ile ilgili neler yapılabilir gibisinden baktığımızda Evet daha birçok yine string metodu var. Dediğim gibi bunları uygulama yaptıkça yaptıkça deneyim kazanacağız. Evet string metotları ile ilgili uygulama çalışmamız bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere.